Merhabalar efendim. Mutfak İşleri Müdüründe bugün lavaş burger var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimiz için öncesinde yoğurma kabımıza 400 gram kadar kıyma alıyoruz. Ardından üzerine yarım tatlı kaşığı tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ilave ediyoruz. Ardından bir fincan kadar suyun içerisine bir çay kaşığı kadar karbonat alıyoruz. Karbonat biraz eriyene kadar karıştırıyoruz. Ardından karbonatlı suyumuzu da kıymamıza ilave ediyoruz. Ve kıymamızı birkaç dakika güzelce yoğuruyoruz. Kıyma suyu hapsedene kadar yoğurduktan sonra göz kararı 6 eşit parçaya bölüyoruz. Ve şöyle bir parça kıymamızdan alıp elimizde basitçe bir top haline getiriyoruz. Burgerimizin köftesini hazırladıktan sonra sıra geldi lavaşlarımıza. Taco ekmeği büyüklüğündeki lavaşlarımızı tezgahımıza alıyoruz. Ardından üzerlerine birer top köftemizden bırakıyoruz. Bu aşamada yanınızda biraz su bulundurup elinizi hafif ıslatırsanız İşiniz daha da kolaylaşır. Ve elinizle kenarlara doğru yaydırarak köfteyi lavaşın üzerine tamamen dağıtıyoruz. Evet, tıpkı lahmacun içi dağıtır gibi köftemizi bastıra bastıra lavaşımızın üzerine eşit kalınlıkta olacak şekilde dağıtıyoruz. Evet, bakın hepsi bu kadar. Lavaşlarımızı hazırladıktan sonra burgerlerimizin içine eklemek için hemen çok basit bir sos hazırlıyoruz. Öncesinde kornişon turşumuzu küçük küçük küp küp parçalar halinde doğruyoruz. Doğradığımız turşularımızı ufak bir kasenin içerisine alıyoruz. Ardından içerisine biraz mayonez ve biraz da hardal ekliyoruz. Ve kaşıkla karıştırıyoruz. Ve nefis burger sosumuz ya da salatamız diyebileceğimiz karışımımız hazır. Sıra geldi burgerlerimizi pişirmeye. Ocağımıza uygun büyüklükte bir tavamızı alıyoruz. Altını yakıp tavamızın biraz kızmasını bekliyoruz. Tavamız yeterince kızdıktan sonra çok hafif yağlıyoruz. Ardından hazırladığımız lavaşlarımızı kıymalı kısım ters gelecek şekilde tavamıza alıyoruz. Ve tavamızın üzerine bir kapak kapatıp birkaç dakika bu şekilde köftelerimizin pişmesini bekliyoruz. Evet, burgerlerimiz 1-2 dakika kapalı bir şekilde pişti. Şimdi spatula yardımıyla lavaşlarımızı ters çeviriyoruz.
Ardından üzerlerine birer parça burger peyniri bırakıyoruz. Ve tekrar kapağımızı kapatıp ocağımızın altını en kısık ayara getiriyoruz. Ve sadece peynirler eriyene kadar bekliyoruz. Evet, burgerlerimizin peynirleri de eridi. Hem peynirleri eridi hem de lavaşın altta kalan kısmı da köfteden çıkan yağ ile biraz kızarmış oldu. Şimdi sıra geldi son aşamaya. Burgerlerimizin içini doldurmaya. Öncesinde hemen birkaç dal marulun uç kısımlarını doğruyoruz. Ve doğradığımız marullarımızı burgerlerimizin üzerine pay ediyoruz. Sonrasında domatesimizi ince halkalar halinde doğruyoruz. Ve birer ikişer dilim burgerlerimizin üzerine yerleştiriyoruz. Sıra geldi turşulu mayonezli karışımımıza. Şöyle dolu dolu birer kaşık burgerlerimizin üzerine bırakıyoruz. Ve nihayetinde biraz ketçapla işi sonlandırıyoruz. Evet. Şimdi tek yapmamız gereken lavaşımızı şöyle katlayıp bu eşsiz lezzetin tadına varmak. Evet, burgerlerimiz, lavaş burgerlerimiz hazır. Şimdi sıra işin en güzel kısmında. Müsaadenizle hemen bir parça tadına bakmak istiyorum. Tek kelimeyle şahane. Nefis ötesi. Efendim, Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz, beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.